Herkese merhaba. Yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Animasyon sorularından bir tanesi. Öncelikle videomuza dikkatle bakalım. Kırmızı renkli araca dikkatle bakacağız. Birazdan göreceksiniz. Ve şu anda da görüyorsunuz. Hemen okuyalım. Sürücü nasıl davranmalıdır? Öndeki aracın sağından devam etmeli. Soldaki şeride geçmeli. Yavaşlamalı ve öndeki aracın arkasından yola devam etmeli. Korne çalarak öndeki aracın hızlanmasını istemeli. Sürücü nasıl davranmalıdır? Bir kez daha izleyelim. Kırmızı renkli araca bakıyorsunuz. Cevabı bulduysanız eğer doğru olan cevabımız C şey şıkkı olacak yavaşlamalı ve öndeki aracın arkasından yola devam etmeli. Kırmızı renkli araca bakıyoruz. Şu an otobüsün arkasına bir de orada sarı renkli bir araç var yola çıkmakta değil mi? Kırmızı renkli, araç ne yapacak? yavaşlayacak arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. Önümüzdeki aracın sağına devam edemez Eğer bunu yaparsak otobüsün önüne geçmiş oluruz ve kör noktada kalırız. Bu tamamen yanlış olacak. Soldaki şeride geçmek orası zaten bir bölünmüş yol. Son şeride geçemeyiz. E, korna çalarak önümüzdeki aracın hızlanmasını sağlamak şu anda doğru bir işlem değil. Yapacağımız şey yavaşlayacağız ve önümüzdeki aracın arkasına yolumuza devam edeceğiz. Devam edelim. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk şarkını hangi araç kullanmalıdır? Tekkate bakalım. Traktör, otomobil, kamyonet, motosiklet. Yeni gelen arkadaşlarım videoyu beğenmeyi lütfen unutmasınlar. Bu şekilde bize destek olmuş olursunuz. Cevabı bulduysak eğer doğru olan cevabımız C şıkkı kamyonet olacak. Şimdi orada traktör var. Traktörün bir geçiş önceliği var mı? Yok. Eledik. Orada motosiklet var. Dönüş yapmak istiyor, değil mi? Onu da eledik. Geriye iki tane düz giden aracımız kaldı. Neyi biliyoruz biz? İki araçla düz gidiyorsa hemen sağdakine yol verme kuralını hatırlayacağız. E, otomobilin sağında kalan kamyonet ilk geçer diyeceğiz. Ve kural, kural olarak şudur. Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahiptir. Bunu unutmayın. Aşağıdakilerde hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufunu etki eden ayarlardandır? Far ayarı, rot ayarı, fren ayarı, rolanti ayarı. Doğru olan cevabımız D şıkkı Roland ayarı olacaktı. Söyleyeceklerim önemli. Lütfen dikkatli dinleyin. Motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden bir ayardı. Aracın çalışabileceği minimum devir sayısına deniliyordu. Yakıt sisteminde yapılan ayarlardandı. Yani yakıt sisteminde Roland ayarı yapılıyordu ve yine yıldızlı bir not Rolanti ayarı yüksek ise araç fazla yakıt yakardı. Orada far ayarı var. Aklıma farlar gelecek. Aracımızda far farlarda bir arıza varsa biz onu giderdiysek veya far değişimi yaptıysak yapmamız gereken ayar ne olacak? Far ayarı olacaktı. Daha sonra rot ayarı var. Ee, yine burada direksiyonu herhangi bir yöne çevirdiğimizde ön tekerleklerinde aynı yöne bakıp bakmadığının kontrolü yapılıyordu. Ve rot ayarı düzensiz lastik aşıntılarını önleyerek aracın düzgün istekleriyle İstikamet takibi için yapılıyordu. Fren ayarı var. Akıma ne geliyor? Frenler gelecek. Yine e, frene bastığımızda sağ veya sola çekme yapıyorsa aracımız o zaman frenlerde de bir bozukluk vardı. Fren ayarının yapılması gerekirdi. Aksi takdirde e, yol tutuşu bozulur ve kazaya da sebebiyet verilirdi. Yerleşim yeri içinde kavşaklar ve bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 5, 20, 30, 50, Doğru olan cevabımız A olacak. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafede duraklamak yasaktı. Yine yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünden 15 metre mesafede duraklamak yasaktı. Bu 15 metreyi lütfen unutmayın. Yerleşim yeri dışı diyelim. Yine söyleyeceğim önemli. Yerleşim yeri dışında ise 100 metre mesafede duraklamak yasaktı. Genel olarak duraklamanın yasak olduğu yerler nereler? Hadi öğrenelim. Bağlantı yolu, yasak, trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde duraklamak yasak. Sol şerit hızlı bir şeritti, değil mi? Burada durma, duraklama, park etme yapılamazdı, yasaktı. Dönemeçlerde yasaktı. Yay ve okul geçitlerinde. Buralarda duraklamak yasaktı. Tepe üstüne yakın yerdesiniz. Önünüze tam olarak göremiyorsunuz. Karşıyı tam olarak göremiyorsunuz. Yine burada durma, duraklama, park etme yasaktı. Kavşaklarda yasaktı. Tünellerde, rampalarda duraklamak yasaktı. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? 2 3 5 10 Doğru olan cevabımız A şıkkı 2 yıl süreyle kabul ediliyor. Biliyorsunuz zaten geldik 6'ya. Hangisi motordaki yağın görevidir? Soru önemli. Motorun erken ısınmasını sağlamak, sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek, yakıt hava karışımını ayarlamak, tekerleğe gelen yükü azaltmak. Neyi soruyor? Motordaki yağın görevini soruyor. Doğru olan cevabımız B şıkkı sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemekte genel olarak şöyle söyleyelim. Birbiri üzerine hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önlerdi. Aşınmadan uzun süre verimli çalışmasını sağlardı arkadaşlar. Motor sorularında yağlama ile alakalı ne görürseniz görün aklınıza hemen bu söylediğim gelsin. Bir de orada yağ fitresi var onu da öğrenelim çünkü önemli. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek İçindeki yabancı maddeleri temizliyordu arkadaşlar. Bakın filtreden bahsediyoruz, değil mi? Yağ filtresi diyorsam eğer yağ ile alakalı bir şey olacak. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizlerdi. Periyodik bakımda değiştirilmesi gerekirdi. Değiştirmezseniz eğer ne olur diyor milletim? Araç motorunun çalışması olumsuz olarak etkileniyor. Unutmayın. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge hangisidir? Kasık iç kısmı, bacak dış kısmı, dizin ön üst kısmı, karnın ön üst kısmı. Doğru olan cevabımız A şıkkı kasık iç kısmı olacaktı. Bacaktaki kanamalarda nereye ben hangi bölgeye basınç uygulayacağım? Kasık. Arkadaşlar sınavda farklı şekilde sorabiliyorlar. Kasık Bacak, e, bacak. Bu, bunu unutmayın olur mu? Farklı şekilde geliyor. Bacağı gördüğünüz zaman kasık iç kısmını işaretleyeceksiniz veya kasık iç kısmı dediği zaman bacakta bir yaralanma olduğunu bileceksiniz. Bu şekilde de aklınıza, aklınıza tutmanızda fayda var. Ha, nasıl soruyor bazen? İşte diyor ki ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge hangisidir diyor. Şu anki sınav sorusu olduğu gibi A şıkı, kasık iç kısmı diyorsunuz. Veya işte hangisinde kanama olduğunda kasık kıvrımı kanımının iç kısmına basınç uygulanır diyor şıklarda bacağı buluyorsunuz ve işaretliyorsunuz. Bir de şunu soruyorlar yüz bölgesine olan kanamalarda nereye baskı uygulanır? Nerede kanama var yüz bölgesinde en yakın yer neresi şah damarı nereye baskı uygulayacağım? Şah damarına baskı uygulayacağım. Yüz bölgesinde olan bir kanıma varsa şah damarına baskı uygularsınız. Baştaki ağır kanamada nereye basınç uygulanır derse ne diyeceğiz? Mantık aynı mı? Aynı. Yine şah damarı diyeceğiz. Bazı sürücülerin trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi hangisidir? Trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları, yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri, trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri, trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri. Doğru olan cevabımız şıkı olacak. Trafik kurallarına uymamalarının en önemli sebebine trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları diyoruz. Bazen de şöyle geliyor soru. Trafik kura, trafik kazalarının en önemli sebebi nedir diyor. Sürücülerin kurallara uymamasıdır diyoruz arkadaşlar. Peki trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur ne? Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmek olacaktı. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü hangisini yapmalı? Banketten gitmeli, aracın hızını artırmalı, öndeki aracı geçmemeli, geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Doğru olan cevabımız. C şıkkı olacak yaya geçirdiğini gördünüz. Önündeki aracı geçmeyeceksiniz. Yayalar her zaman öncelikliydi. Animasyon sorularına da lütfen buna dikkat edin. Yayalar her zaman öncelikli. Bisikletli de olsa o bir yayadır. Önceliklidir. O geçer daha sonra siz geçersiniz. Ve yayalara yol vermemenin cezası var. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz bu levhayı gördüğümüz zaman hızlanmayacağız. Hızımızı artırmayacağız. Öndeki aracı geçmeyeceğiz. Soluma yapmaktan kaçınacağız. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Ama şöyle bakalım. Bir de itfaiye aracı var. 2- Organ ve nakil araçları. 3- Afet ve acil durum hallerinde, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar. 4- Sanık veya suçları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları. Bu araçlar... Kavş bir kavşakta karşılaşıyorlar. Ve geçiş üstünlükleri var. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olacak? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 şıkkı. 1, 2, 4, 3. C şıkkı. 2, 1, 4, 3. D şıkkı. 2, 3, 1, 4 şeklinde. Hadi biraz düşünelim. Doğru olan cevabımız. C şıkkı olacak. 2, 1, 4, 3 şeklinde öncelikle organ ve dokun nakil yani aracı geçiyor. Daha sonra itfaiye, daha sonra sanık ve suçları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları geçiyor. Ve daha sonra da afet ve acil durum hallerinde, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar Geçiyor. Seyhan'daki sürücün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi. Trafikte hangisinin kullanıldığına örnek olur? Beden dilinin, benceliğin, inatlaşmanın, tahammülsüzlüğün. Doğru cevabımız. Aşık olacak diyelim trafikte bir hatalı bir davranış gösterdi sürücü ve hatasında farkında diğer sürücüden özür diliyor. Eliyle yüz ifadesiyle özür dilerim farkındayım anladım. Neyi kullanıyor? Beden dilini kullanıyor. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenirse %25 indirimden faydalanılır? 15, 25, 20, 30. Doğru cevabımız A şıkkı 15 olacak. Oradaki %25 o da yine ayrı bir san sorusu şeklinde. Evet kimi durumda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesiliyor arkadaşlar. Ve tebliğ tarihinden 15 gün içinde ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanıyor. Sürücü sertifikası ile araç kullanılamıyordu. Tekrar hatırlayalım. Ve yasal süre içinde ödenmeyen cezaya da faiz uygulanıyordu. Peki nerede ceza yok? Hadi ona gelelim. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza, e, ceza kesiliyor ama biz öyle bir şey yapacağız ki hem hız sınırını aşabiliyoruz hem de cezamız yok. Nerede? İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken hız sınırını aşabilirsiniz. İşte bunda bir ceza yok. Bunun cezası yok arkadaşlar. Ve bir de trafik suçu deyip şunu söylemek istiyorum aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten giderseniz trafik suçu işlemiş olursunuz. Trafik suçunu soruyorlar. O yüzden söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten giderseniz trafik suçu işlemiş olursunuz. Yani kamyon ağır vasıta. Bunlar nereden gidecekti? En sağ şeritten gidecek değil mi? Sol şeritte işleri var mı? Yok. Bu yüzden söylüyoruz. Hızımıza uygun olan şeritten ve aracımızın cinsine göre bulunduğumuz şeritten gitmek zorundayız. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Tokluk hissi yavaş, nabız görmede netlik, yüzeysel solunum. Doğru cevabımız. Değişikliği yüzeysel solunum. Peki kan şekeri ne demek? Herhangi bir nedenle vücutta gelikoz eksikliğinden ortaya çıkan duruma kan şekeri düşüklüğü diyoruz. Belirtileri önemli. Hızlı nabız olur kan şekeriniz düştüğü zaman. Görme bozukluğu olur. Yani net olarak göremezsiniz. Puslu görürsünüz. Taleme meydana gelir. Yüzeysel solunum meydana gelir. Aniden acıkırsınız. Hani dersiniz ya işte e, aniden acıktım. Herhalde kan şekerim düştü de işte bu belirtistir. Konuşma güçlüğü olur titreme meydana gelir. Bulantı, yorgunluk bunlarda görülür. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Hemen görselimize bakalım. 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştı. 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadı. 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştı. 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyretti. Doğru cevabımız 5 akı 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadı. İşte bunu söyleyebiliyoruz. Neden orada bir devamlı yol çizgi var değil mi? Devamlı yol çizgi olduğu için e, ne motosiklet ne de araç sollama yapamaz. Bu kural zaten var e, bu e, buna uyulmadığını görüyoruz. motosiklet sürücüsü yol çizgilerini aldanmıyor bakmıyor hemen sollamaya kalkıyor. Kalktığı zaman da karşıdan gelen bir araç var. İşte o araçla olan o mesafeyi de ayarlayamadığı için ne olacak şimdi? 2 ve 3 nolu aracın arasından mecburen geçmek zorunda. Bu da bir trafik kazası nedeni olabilir Allah korusun. Aranızda motosiklet sürmek isteyen çok öğrenci var biliyorum. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu işin şakası. Yok, geldik 15'e. Konvoy haline seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalı? Cevabı bulalım daha sonra birkaç bir şey söyleyeceğim. Duruş mesafesi kadar, intikal mesafesi kadar, takip mesafesi kadar, fren mesafesi kadar. Doğru cevabımız C şey şıkkı takip mesafesi kadar olacaktı. Biraz şöyle takip mesafesinden bahsedelim. 88-89 diyoruz değil mi? Bir aracın 2 saniyede kat ettiği yola yani 88-89 diyerek takip mesafesi diyoruz. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa deniliyor arkadaşlar. Ve takip mesafesi hızın yarısı kadardı. Bunu unutmayın. Size 100 km saat hızı verir. İşte aradaki o takip mesafesinin ne kadar olması gerektiğini sorar. Ne yaparız? Bize verilen hızın yarısını şıklarda buluruz işaretleriz. 100 kilometre verdiyse böldük 2'ye. Cevap ne? 50 diyoruz arkadaşlar. Peki takip mesafesi artırılır ama azaltılmazdı. Bunu biliyorsunuz. Tekrar hatırlatma yapalım. Nasıl artırabiliriz? buzlanmanın olduğu bir yolu düşünün arkadaşlar. Karla, buzlu, kaygan, sisli. Ne yaparım ben? Takip mesafesini artırırım değil mi? Yani önümdeki araçtan uzaklaşırım, yakınlaşmam. Çünkü yol kayabilir, kayganlık var, kar yağmış, buz vesaire, ıslak, yağmur yağmış değil mi? Ne yaparım ben? Takip mesafesini artırırım. Ama hiçbir şekilde azaltmam. Sınav sorularında gördüğünüz zaman azaltmayı Hemen elin zaten 4 şık var geriye 3 şık kalır size. Aşağıdakilerden hangisi araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi, tepe üstüne yaklaşırken hızın azaltılması, dönemeçlere girerken hızın artırılması, yüklemede gabarın üzerine çıkılması. Doğru cevabımız. B doğru olacak. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması doğru. A şıkı diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmez. Dönemeçlere girerken hızlı girilmez. Yüklemede gabarın üzerine çıkılmaz. Virajlara hızlı girilir mi? Girilmez. Hususi otomobillere 3 ay sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunlu? 1-2-3-4 Doğru cevabımız. B şıkkı 2 yılda bir yaptırılması zorunluydu. 18. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki araca geçme kuralına aykırıdır? Bu tarz soruları animasyonlu gelebilir şeklinde düşünün arkadaşlar ki animasyonu da gelebilir. Önemli olan mantığını anlamak. 1 2 3 4. Doğru cevabımız B şıkkı 2 nolu araca bakıyoruz. Nerede? Orta şeritte sollama yapabilir. Kesik çizgiler var. Ama neye dikkat edecek? Soldan gelen bir araç var değil mi? 1 nolu araç. Soldan gelen aracın önüne kırılmaz. 1 nolu araç geçer. O geçtikten sonra siz sollamanızı yaparsınız. Sol şeride geçersiniz. Resimde uygulaması gösterilen ve kazan zedidinin zarar verilmeden araçtan çıkarılmasına kullanılan tekneye ne ad verilir? İtfaiyeci yöntemi, radyak manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası. Bu video bittikten sonra hemen aşağıda ilk yorumda ilk yardım ve diğer derslerimiz ile alakalı konu anlatımları var e, ee, özel şekline konu anlatımlarına bahsettim. Tamamen aslına odaklı gittim. Daha sonra da 20'ye yakın e, her videonun sonunda 20'ye yakın çıkmış en çok çıkan soruları çözdüm. Eksiniz varsa mutlaka bakın. Doğru olan cevabımız. B şıkkı rantik manevrası olacak solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda kaza zedenin 11 zarar vermeden araçtan çıkarmaya biz rantik manevrası diyorduk. İtfaiyeci yöntemi anahtar kelimemiz Yürüyemeyen ya da bilinçli, bilinci kapalı olan kişiler için kullanılıyordu. Daha sonra sürükleme yöntemi var. Bakın sürükleyeceğiz ya iri ve kilolu kazazedeler bu bizim aklımıza gelsin. Genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarmada biz sürükleme yöntemini kullanıyoruz. İri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle bu yöntemle taşıyoruz. Hemlik manevrası denilince aklıma ne gelecek? tam tıkanma yani gemlik zeytini gelecek değil mi? Gemlik zeytini aldınız yediniz boğazınızda kaldı Allah korusun tabi her zaman söylüyoruz. Aklımıza kalması için gemlik zeytini söylüyorum bu arada onun bir suçu günaha yok belirtelim. Gemlik zeytini aldınız yediniz boğazınızda kaldı nefes alamıyorsunuz konuşamıyorsunuz öksüremiyorsunuz ne oldu? Tam tıkanlık değil mi? Ne uygulayacağız? Hemlik manevrasını gemlik zeytinden hemlik manevrası aklıma gelecek. Hemlik gemlik hemlik gemlik bu şekilde aklımıza tutacağız. Ve hemlik manevrasını bulan kişi Henry Hemlik'te arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bir numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? Hadi dikkate bakalım. Doğru cevabımız. Değişik şıkkı olacak. Neye bakacağım? Bir nolu araca. A şıkkına baktığım zaman genellikle öğrenciler A şıkkında işaretleyebiliyor. Şimdi A şıkkındaki arkadaş zaten sollama yapmış. Değil mi? Sollama yapmış. Nereye geçecek? Arkadaki hemen aracın önüne geçecek. Ki sollama yapabilir mi? Yapabilir. Kezik çizgi tarafındaydı. Sollama yaptı. Şimdi tekrar bir önceki şeridine geçecek. A şıkkında bir sorun yok. B şıkkında yapabilir. Sorun yok. C şıkkında yine bir sorun yok. D şıkkına baktığımız zaman Bakın ne demiştik? Y geçidine yaklaşırken ne yapmayacaktık biz? Öndeki aracı geçmeyecektik. Sollama yapmayacaktık. Yayalar her zaman öncelikliydi. Orada Y var. Y geçine yaklaşıyorsun. Sollama yapamazsınız. Karşıdan bir araç geliyor. Yine sollama yapamazsınız. Bu arada Y geçidinin üzerinde de durmayın arkadaşlar. Daha geride durmanız gerekiyor. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir? Kural ehlallerin azalmasına, direksiyon hakimiyetinin artmasına, kazaya karışma olasılığının azalmasına, sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine. Doğru cevabımız şıkkı olacak. Şimdi öfke duygusuna kapılan bir sürücü şöyle bir düşünün. Dikkati dağılır mı? Dağılır. Çünkü öfkeli. Kural ihlali artar mı? Artar. Çünkü öfkeli. Sabırsız olur. Tahammülsüz olur değil mi? Tehlikeli davranışlara eğilimi artar. Çünkü kişi öfkelidir. Kazay karışma olasılığı ne olur? Öfkeli ise artar değil mi? Peki direksiyon hakimiyeti ne olur? Kişi öfkeli ise azalır. Artmaz. Direksiyon hakimiyeti azalır. Çünkü kişi öfkelidir. Yani öfkeli kişi kontrolü davranamıyor ve öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için de ne yapacağız? İletişim becerimizi geliştireceğiz. Düşünme tarzımızı yeniden yapılandırmayı öğreneceğiz. Hiçbirini mi yapamıyoruz? Nefes egzersizlerini öğrenip uygulayacağız. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Uzay gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması, daha erken davranarak öndeki aracı geçmeye başlaması, Aracını izledi şeridin, şerid'in soruyu okuyamadım. Sağından sürmesi. Taşıt yolu dair ise sağ yaklaşması. Doğru olan cevabımız. 5 yakı olacak. Arkamda bir araç var. Beni geçmek istediğini anladım. Neyi yapmayacağım? Ondan daha önce davranarak kendi önümdeki aracı geçmeyeceğim. Değil mi? Bırakın geçsin. Sollasın sizi. Belki acelesi vardır. A şıkkı uzağa gösteren lambalara yanıyorsa evet yakını gösteren lambaları yakacağız. Aracın izlediği şeridin sağından sürmesi. Yanaşabiliriz. Sağa doğru yanaşabiliriz. Buna bir sorun yok ki. Öyle yapmamız lazım zaten. Sağ yanaşın. Hafif şöyle yavaşla, Bırakın geçsin. Değişiklik taşıt yolu ise sağ yaklaşması zaten ondan bahsettik. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dikkatli bakalım. Yine bize bir kavşak verilmiş. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi. 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi. 3 numaralı aracın 2 numaralı araca ikaz ederek durdurması. doğru olan cevabımız aşık olacak iki numaralı aracın öncelikle geçmesi doğru olacak. da düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti iki numaralı araç sürücüsü ilk geçecekti daha sonra 3 ve bir numaralı araçlar var hangisi talihli yolda onu bulalım bir numaralı araç değil mi nereden anlıyorum orada yol var levhası var bir yerin yol olduğunu iki tane levhadan anlıyoruz yol var levhası varsa Dur lehvası varsa orası talih yoldu ve talih yolda bulunan araç sürücülere en son geçerdi. O zaman bir nolu araç talih yoldaysa en son geçiyor. Sıralaman oldu. 2-3-1 şeklinde gerçekleşti. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur. Bu şerit gördüğü an şerit değiştirmeli, güvenlik şeridinden devam etmeli. Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalı, müzeyi sonuna kadar açmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Trafik sıkışık, gidemiyoruz, sürekli dur kalk yapıyoruz ve çok da bunaldık. Ne yapacağız? Aracı havalandırıp nefes egzersizi yapabiliriz arkadaşlar. Diğerlerini yapmıyorsunuz. Sürekli dur kalk yapıyorsanız eğer şunu bilin, yakıt tüketiminiz de artacaktır. Dizel motorlu aracın gösterge paneline bulunan şekillik uyarı lambası yanıyor olması neyi bildirir? Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü, arka sis lambasının yanmakta olduğunu, ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu, egzozdan çevreye tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevabımız C şıkkı ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirdi ve sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambamızdı şu anki gördüğümüz. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında iki yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir. Başına her zaman düz tutması, yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi, yerden destek alacak şekilde her iki ayağında kullanması, kaza mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Doğru cevabımız Değişik tamamen yanlış bir kazazeden bahsediyoruz, bir yaralıdan bahsediyoruz. Hareketsizliğini sağlayacaktık, hareket ettirmeyecektik. Zaten yaralı yeni bir yaralanma meydana gelmemesi için baş, boyun, gövde hizasının korunmasına dikkat edecektik. Kişi asla hareket ettirmiyorsunuz. Bir omurga omurilik zedelenmesi olabilir. Şüphesi dahi varsa dediğim şeyi yapacağız. Baş, boyun, gövde hizasını bozmayacağız. Yanlış taşıma sonucu bizim küçük bir hatamızdan dolayı kişi felç kalabiliyordu. Bu yüzden önemlidir yaralı taşıma. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir? Otobüs, kamyon, otomobil, traktör. Doğru cevabımız D şıkkı traktörde zorunlu değildi. Peki traktörde ne zorunluydu hatırlayalım? Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası zorunluydu. Traktörün hemen üst tavanında olur sarı ışıklı dönerli bir uyarı lambası vardır. İşte o zorunlu. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması süreceği neyi bildirir. Geri dönmesini, motoru durdurmasını, harekete hazırlanmasını, biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız. C şıkkı olacak. Şimdi hemen bizim arka plandaki trafik ışığına bir bakın arkadaşlar. Kırmızı yanmış değil mi? Kırmızı ile birlikte ne yanıyor? Sarı kırmızıyla birlikte sarı yandıysa ne yanacaktır? Yeşil yanacaktır. Ne yapacağım? Harekete hazırlanacağım. Bu bilgiler için hangisi söylenebilir? 1. Siz ışıklarının siz kar yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karılığını kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli fayların yakılması yasaktır. Hangisi söylenebilir diyor. Birincisi doğru, ikincisi yanlış. Her ikisi de yanlış. Birincisi yanlış, ikincisi doğru. Her ikisi de doğru. Doğru cevabımız. D şıkkı her ikisi de doğru olacaktı değil mi? Devam ediyoruz. Aracın hareket göstergesi çalışmıyorsa hangisi meydana gelmiş olabilir? Vantilatör kayışı gevşektir. Vantilatör kayışı kopmuştur. Hararet müşürü arızalıdır. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı hararet müşürü arızalı olacak. Bakın hararet göstergesi çalışmıyor. Aklımıza bu gelecekti. Peki eee Aracımız hararet yaptıysa biz neyi bilecektik? Soğutma suyunun sıcaklığı aşırı yükseldi. Bunu bilecektik. Yani motor parçaları aşırı ısınarak zarar görebiliyordu. Ve motor hararet yaptığında klimanız açıksa mutlaka kapatıyorsunuz. Motora daha fazla yük bitmesin diye bu şekilde yapılıyor. Ve hararet sebepleri neler? Hemen şöyle kısaca anlatalım. Motor suyu eksilirse aracınız hararet yapıyor. Ne şekilde eksilirse eksilsin fark etmiyor diyordum değil mi? Su eksildi mi? Eksildi. Soru da eksiliyor mu diyor? Öyle diyor. O zaman araç hararet yapacak. Bunu unutmayın. Aracı uygun vites ve devirde kullanmıyorsunuz. Aracı yordunuz. Ne olur? Hararet meydana gelir. Raditördeki su miktarı azaldı. Su miktarı azaldı değil mi? Ne olur? Hararet meydana gelir. Raditör sızdırıyor. Aynı şey. Raditör kapağı arızalanmış. Yine aynı şey. Hortum ve bağlantı yerlerinde kaçak var. Ne olur? su eksilir değil mi? E motor su eksildiği için ne meydana gelecek? Hararet meydana gelecek. Devam edelim 31'e. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir? Hadi dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız elbette A şıkkı olacak. Bakın tali yol olduğunu diyor değil mi? Ha tali yol dediyse iki tane levha arayacağım ben. Ya yol, yol, var levhası vardır ya da dur levhası vardır. B şıkkı karşıdan gelen yol var. Öğrenci soruyor hocam karşıdan ne geliyordu ben, ben ona yol vereceğim diye. Karşıdan gelen araca yol vereceksiniz. C şıkkı her iki yönden taşıt giremez. D şıkkı taşıt giremez. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişime başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Doğru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir? Bu soruyu çözelim. Daha sonra pratik bir şey söyleyeceğim size. Korkutmak veya şaşırtmak, su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek, sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Şimdi ne diyor? Olumlu bir şey istiyor değil mi soru benden? Bana diyor olumlu olan bir şıkkı var. Hangisinde C şıkkına var? Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. işte bu olması gereken şeydi. Çünkü iletişim sinyaller sağ, siny sağa sağ, dönecekseniz eğer sağ sinyalinizi verirsiniz ve diğer araç sürücüleri sizin anlar değil mi? Sağa döneceğiniz. İşte bu, biz buna iletişim diyoruz. Şimdi sonra sınavda soruyu okudunuz. Anlayamadınız çok da heyecanlısınız. Ne yapacağız? Boşta geçemeyiz değil mi? Cevap vermemiz gerekiyor. Soru okuduktan sonra bakın olumlu mu olumsuz mu? Sonra sizden ne istiyor? Şu anki olduğu gibi olumlu bir şey istiyorsa şıklarda 3 tane olumsuz bir tane olumlu şık vardır. Gidiyorsunuz olumlu olan şıkı işaretliyorsunuz. Veya sonra sizden olumsuz olan bir şey istiyorsa yine cevabı bulamadınız. Çok heyecanlısınız. Şıklara gelin. 3 tane olumlu bir tane olumsuz şık vardır. Gidersiniz olumsuzu işaretlersiniz. Çok zorda kalırsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesi neden olur? Balataların ıslanması, balataların yeni olması, fren ayarının düşük olması, disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması. Doğru cevabımız D şıkkı. Fren, frenleme esnasında fren pedalına basıyorum. Fren titriyor ayağımla hissettim. O zaman disk veya kampana yüzeyi bozuktur deriz. Hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? Alışımlı jant, motor yağı kalitesi, doğru yapılmış far ayarı, delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız 5 şıkkı Motorun ömrünü ne etkiler? Kalite etkiler değil mi? Motor yağını kaliteli seçmeniz gerekir. Kalitesiz motor yağını kullanırsanız her motora zarar verer, verir ve yakıt tüketiminiz de artar. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki araca geçme kuralına aykırıdır? 1 2 3 4 Doğru cevabımız bir şık olacak bu soru ikinci kez mi vardı ben size sanırım öyle oldu çok özür dilerim arkadaşlar dalgınlığıma gelmiş orta şeritte evet araç sol şeritteki aracın önüne geçilmez demiştik devam edin telafi edeceğim hiç merak etmeyin bir sonraki videoda telafi, telafi edeceğim bir sorudan fazladan çözeceğiz. Vela bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1- Azami yüklü halinin %20'den fazla aşılması halinde yükü uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten man edilir. 2. Taşıma sınırı üstüne yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletene ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Hangisi söylenebilir diyor. Birincisi doğru ikincisi yanlış. Birincisi yanlış ikincisi doğru her ikisi doğru her ikisi yanlış. Doğru cevabımız. C şıkkı her ikisi de doğru olacaktı. Azami yüklü ağırlığın %20'den fazla aşılması halinde e, trafikten men ediliyor araç. Ve daha 2'ye baktığımız zaman taşıma sınırı üstüne yolcu alınması durumunda da o, sürücüler, o yolcular en yakın yerleşim biriminde indiriliyor. Devam edelim. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambası yanıyor olması neyi bildirir? Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu, yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını, emniyet kemeri takılı olmadığını, hava yansıtı sisteminde bir arıza olduğunu. Doğru cevabımız... C şıkkı emniyet kemeri takılı olmadığını anlarız hem de bir sesli bir şekle bize uyarı verir. Araca bindiğiniz zaman emniyet kemeri lütfen takın kısa mesafe deyip aldanmayın. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Yine bize bir görsel verilmiş iki tane araç var. Takip mesafesinin azaltılması, araçların aynı şeritte seyretmesi, öndeki aracın karşı şeridi geçmesi, arkadaki aracın öndeki araca geçmesi. Doğru cevabımız B şıkkı doğru olacak. Şeritler, araçlar aynı şeritte seyredebilir, hiçbir sorun yok. A şıkkı takip mesafesi azaltılıyor muydu? Ne demiştik? Hayır, azaltılmıyordu. Hiçbir şekilde azaltılmaz. Eledik zaten A'yı direkt. C şıkkı öndeki aracın karşı şeride geçmesi, araç karşı şeride geçemez. Devamlı yol çizgisi var, sollama yapamaz. Diğeri de zaten yanlış. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulması ne at verilir? Şimdi burada durma, duraklama ve park etmeden kısa bir şekilde bahsedeceğim. Çünkü önemli duraklama, park etme, bekleme, durma. Doğru cevabımız. D şıkkı durma olacak. Trafik zorunluluğu arayacağım ben. Trafik polisi bana dur dedi. Durdum bu durmaydı. öndeki araç birden durdu. Ben de durdum. Bu yine durmaydı. Ölümdeki araç arızalandı. Herkes gibi ben de durdum. Bu neydi yine? Durum halinde ne arayacağım? Trafik zorunlu arayacağım. E, duraklama ne demek? Karayolu üzerindeki taşıtların durma halleri dışında yük almak veya boşaltmak, yolcu indirip bindirmek veya beklemek gibi kısa süreli durdurma hallerine duraklama diyorsunuz. Bunun bir süresi var. 5 dakikaya geçiyorsa eğer bu park etmeye giriyor. Unutmayalım bunu da. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? Gaberi, azami toplam ağırlık, taşıma sınırı yani kapasite yüklü ağırlık. Doğru cevabımız C şıkkı taşıma sınırı yani kapasite deniliyor. Araç üzerine bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak kar hangisi olmalıdır? Motordaki yağ seviyesi, ateşleme sistemindeki ilgili buji, sigorta panelindeki ilgili sigorta, yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Doğru cevabımız. C şıkkı sigorta panelindeki ilgili sigorta veya şıklarda sigorta, sigorta kutusu yazar. Onu da işaretlersiniz. O varsa o olur. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması. Araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği. Doğru cevabımız. şıkkı şey hava kirliliği olacaktı. Onu önlemeye yönelik bir uygulama aitti. Ve yine şunu bilelim arkadaşlar. Trafikte çevrilen bir aracın egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarı çok yüksekti. Bunun nedeni ne olduğunu soruyor da milletim çevre kirliliğini engellemek için bu şekilde cezasının yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi kaza ikinci değerlendirilme aşamalarından olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır. Adı ve soyadın öğrenilmesi, kullandığı ilaçların belirlenmesi, kişisel özgeçmişin öğrenilmesi, sonum sayısının değerlendirilmesi. Doğru cevap. D şıkkı solunum sayısının değerlendirilmesi olacaktı. 44. Ya eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmayı devam etmek hangi seneden olur? Ya ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masrafının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Doğru cevabımız. D şıkkı olacak. Ya eksilten bir araç var. Yağ değişmi yapmıyor. Süreci ne yapıyor? Sürücü ne yapıyor? Sürekli eksik yağı tamamlıyor. Ne olur? O yağ e, dibe çöker. Tortu oluşur ve o da çamurlaşır. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre hangisi doğrudur? Görevlinin ön ve arka cephesine kalan yollar trafiğe açıktır. Görevlinin sağ ve sol kol istikametine kalan yollar trafiğe açıktır. Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. Doğru cevabımız. B şıkkı görevlinin sağ ve sol kol istikametine kalan yollar trafiğe açıktı. Trafik polisinin ön ve arkasında bulunan araçlar durmak zorundaydı. Hangisi yolun her iki yönden taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Hadi dikkatle bakalım. Her iki yönden diyor. Cevabı bulursak doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktı. A şıkkı taşıt giremez. C şıkkı motosiklet ayrış motoruyla taşı trafiğine kapalı yol. Yani bu da girebiliyor diğerleri giremiyor. D şıkkı bisiklet giremez. L Bir otobüs eğimsizlik önü dar yolda aksi işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? Kamyona, kamyonete, iş makinesine, traktöre. Doğru cevabımız... Beş şıkkı kamyonete geçiş kolaylığı sağlayacaktı. Bunun sıralaması vardı vermiştim sizlere. Lütfen geri dönüp soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur. Şeyler arası yolcu taşıyan otobüsler, motorlu bisiklet ve motosikletler, traktör ve iş makineleri, otomobiller. Şıklar 1-2, 1-4, 2-3, ve 3-4. İlk yardım çantası bulundurulması zorunlu olan hangisiydi, hangileriydi? Doğru olan cevabımız B şıkkı 1 ve 4'te zorunlu yani şeyler arası yolcu taşıyan otobüslerde zorunluydu, otomobillerde zorunluydu, motorlu bisiklet, motosiklet, traktör, iş makinesi işte bunlar iki yardım çantası bulundurmak zorunda değillerdi. 49. Hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? Yağ rengi kontrolü, yağ kaçağı kontrolü, Hava filtresi kontrolü, yağ seviyesi kontrolü. Doğru olan cevabımız C şıkkı hava filtresi kontrolü değildi. Devam edelim 50'ye. Ve ne yapalım? Hadi bu sorunun cevabını sizden bekleyelim. Motoru çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Araç yakıtını bitmek üzere olduğunu araç kapılarından birinin açık kaldığını, motor yağının değiştirilmesi gerektiğini, ön ısıtma bujelerinin çalışmakta olduğunu, 50. sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Lütfen yazmayı, cevap vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Bu şekilde bir bakalım nasıl gidiyoruz. Hem de yanlış sayınızı bir yazın arkadaşlar. E, buralar yapmıyoruz onu. Bir bakalım kaç yanlışınız var, durumunuz nasıl? Yorum bölümüne yazın. Akşam e, cevap vereceğim size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere diyelim.